Cumhuriyetimizin 98. yaş gününde toplumsal hafızada gelişmeleri paylaşıyoruz. O 98 yıl içerisinde çok zor günlerden de geçti Türkiye Türk demokrasisi. O zor yılların belki de en zorlarından birini anlatacağım. Bugüne çıkarılacak çok ders var. 2007 yılına götüreceğim sizleri. 2007 yılında yaşananlar o dönemin gazetelerinin manşetlerine de yansımıştı. Sözde değil, özde layık başkomutan. Bu ifadeler kullanılıyordu. Silahsız kuvvetler manşetlere atılıp laiklik muhtırası diye o güne kadar duymadığımız muhtıra ifadesi sıklıkla yer alıyordu manşetlerde. Ne darbe ne şeriat, demokratik Türkiye. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yaşanıyordu tüm bunlar. Türkiye tüm bu cenderelerden çıkmayı başardı. Şimdi 2007 yılında yaşananları ekranlara getirmek için yeniden bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Yani insanların eşleri başa açıkmış, başa örtükmüş. Ya buna göre bir insan bir yere atanır mı? Laik, demokratik ve sosyal devleti idealine, devletin üniter yapısını bağlı. Biz buradayız. Kimse, kimseye misafir muamelesi yapamaz. Bu değerlendirmelerin anayasa ve üç düzük açısından çok da hukuki olmadığını, postmodern ve ideolojik bir yorum olduğu kanaatini taşıyor. Biz bu yanlış uygulamayı bu binaya, anayasa yargısının önüne getirdik. Bundan sonraki karar Yüce Mahkeme'nin. Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez. İş düzük değişikliği niteliğinde görülen Türkiye Büyük Millet Meclisi söz konusu kararının yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiş. Meclise 367'yi meclise taşımadı, Anayasa Mahkemesi de kararını verdi. Cumhurbaşkanı seçme artık adeta imkansız hale gelmiştir. Saatler 11'i gösteriyor ve meclis genel kurulunda toplantı başladı. Tabii merak edilen konu 367 sayısının bulunup bulunamayacağı. Bu yoklamada da Cumhurbaşkanı seçimi için Anayasa Mahkemesi kararında öngörülen toplantı yeter sayısı, yani 367 bulunamadığından Cumhurbaşkanlığı seçimini yapamayacağız. Türkiye'de bir turuncu devrim hazırlığı yapanlar bizim burada buluşmamızdan çok rahatsızlar. 2007. Türkiye'de siyasi hava uzun süredir olmadığı kadar gergindi. Başörtüsü sadece saçları örten bir örtüdür. Başörtüsü eşlerin ayıplarını örtmeye yetmez. Grubunuza davet ettiğiniz başörtülü benim sevgili vatandaşlarımı X-ray cihazından geçirmek suretiyle mi içeri alıyorsunuz? Hangisinin ayıbı var, hangisinin ayıbı yok? Bunları bu şekilde mi içeri alıyorsunuz? Seçmenimiz ülkeyi tek parti iktidarı sultası altında darbeci reflekslerle yönetmeye alışmış olanlarla ülkeyi kalkındırmak için elini taşın altına koyanlar karşı karşıyaydı. Statükoyu devam ettirmek için özgürlükleri boğmak isteyenler, hoşgörülü, uzlaşmacı ve özgür bir ortam oluşturmak isteyenlerle hesaplaşmak istiyordu. Niyet okuyucu oldukları için ne kadar başarılı olup olmadıklarını da Nisan'da göreceksiniz. Ben baştan söyledim zaten. Ne dedim? Nisan'a kadar AK Parti kendi adayını açıklamayacak. Ha, isteyen adaylığını açıklar. Sayın Baykal düşünüyorsa adaylığını açıklasın. Veya başka düşünenler varsa onları açıklasın. Değil mi? Laiklikle ilgili anayasa anlayışına karşı çıktığı açıkça ortadadır. E şimdi bu anlayışla birisi Cumhurbaşkanı olunca ne yapacak? Bu konuda toplumun güven duyması söz konusu değil. Şahsımı Çankaya'da görmek istemeyebilirsin. Bu senin hakkındır. Her türlü şeyi de söyleyebilirsin. Bu da hakkındır. Zaten oraya çıkacak olanı sen belirlemeyeceksin. Ya vekaleti almış olan parlamento belirleyecek. Parlamento.
Gözler Nisan ayında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimindeydi. Siyaset kulislerinde AK Parti'nin adayının kim olacağı merak konusuydu. Bu makama aday olacak kişilerin başta laiklik ilkesi olmak üzere Cumhuriyet'in değiştirilemeyecek niteliklerini benimsemiş ve sindirmiş olmaları da anayasal bir zorunluluktur. Atatürk'ün ifade ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak lafla değil koşmakla oluyor, özde oluyor. Öyle olacak. Bir yandan kızar, kızacaktır, doğaldır. Niye bunları söylüyor diye aday olmayacağını kamuoyuna ilan edeceğini, bir büyük müjde vereceğini düşünüyorum ve bunu bekliyorum. Bir taraftan demokrasi diyeceksin, öbür taraftan demokratik kurallar içerisinde hak ettiği halde bir insana yasak getireceksin. Olur veya olmaz, bu önemli değil. Yani benim aday olacağımı kim biliyor? Umut ediyorum Türkiye'mizi büyük sıkıntıların içine sürükleyebilecek olan bir gerginlik vesilesi haline dönüşecek olan bir adım atılmayacaktır. Atılmaması sağlanacaktır. Bunun önemi anlatılmıştır. Umut ediyorum kavranmıştır. Önümüzdeki bir iki gün içinde bunun netleştiğini hep beraber göreceğiz. Muhalefet ve askeri kesim muhafazakar tabandan gelme ve eşi başörtülü bir cumhurbaşkanını köşkte görmek istemiyordu. Yani insanların eşleri başı açıkmış, başı örtükmüş. Ya buna göre bir insan bir yere atanır mı? Böyle saçmalık mı olur? Yani bir ehliyet, liyakat sahibi insanın eşi başörtülü diye onu biz layık olduğu yere getirmeyecek miyiz? Onun için birilerine mi soracağız? Layık, demokratik ve sosyal hukuk devleti idealine, devletin üniter yapısına bağlı ama sözde değil, özde ve bunu davranışlarına yansıtabilecek şekilde bir cumhurbaşkanının oraya seçileceğine olan inancımı burada belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığına aday olacakları söylenen bazı kimseler var. Hele bir tanesi ön planda onlardan geçiyor. Sizin bu tanımınıza onlar uyuyorlar mı? Ben kişiler bazında konuşmam. Sonuçlandığı zaman ancak. Acaba Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanının eşi türbanlı olup ise başkomutanın altında çalışan subay, astsubay ve komutanların tavrı nasıl olur? Dedim ki Cumhurbaşkanlığı konusunu bitirdim diye. Sağ olun. Bunu sağlayamayan, şartları sağlayamayanların tabii Cumhurbaşkanı olarak güzel bir görev yapması ve halkın tutumlarından benimsemesi uygun olmaz. Biz buradayız. Kimse, kimseye misafir muamelesi yapamaz. Bu sebeple uydurma korkular üzerinden halkı galeyana getirmek isteyenler bir kez daha sahneye çıktılar. Çankaya'da Cumhuriyet değerlerine bağlı kişilerin olması isteği herkesin huzurunda dile getirilmiştir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde sokaklara dökülenlerin ağzında hep aynı nakarat vardı. Sözde şeriat geliyordu. Sözde cumhuriyet tehlikedeydi. Gerçekte ise şimdiye dek üst perdeden baktıkları milletin kendi iradesini ortaya koymasından rahatsız olmuşlardı. Ezberlerin bir bir bozulması ideolojik körlük yaşayanların işine gelmiyordu. Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı her türlü hareket irticadır. Önem ve öncelik sıralaması bazen zaman içerisinde değişkenlik göstermekle birlikte Türkiye'de irtica tehdidi her zaman olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Dindar bir cumhurbaşkanlığı Çankaya'ya gönderme girişimleri sırf kendi egosunu tatmin ve siyaset anlayışını kanıtlamak inadından başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanlığı seçimini Türk siyasi tarihine geçen bir krize dönüştürmek için ülkenin bir takım hukukçuları da harekete geçmişti. Anayasanın 102. maddesine göre Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk iki turda nitelikli çoğunluk, sonraki iki turda ise salt çoğunluk aranıyordu. 550 milletvekilli parlamentoda nitelikli çoğunluk 367,
salt çoğunluksa 276 oyla sağlanıyordu. Ancak eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, anayasada belirtilen karar yeter sayısının aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğunu, bu yüzden oylamalara en az 367 kişi katılması gerektiğini ileri sürdü. Bu değerlendirmelerin anayasa ve üçlüzük açısından çok da hukuki olmadığını, postmodern ve ideolojik bir yorum olduğu kanaatini taşıyorum. Amaç, meclisteki sandalye sayısı 354 olan AK Parti'nin kendi oylarıyla Cumhurbaşkanı seçmesinin önüne geçmekti. Abdullah Gül, 357, iptal 3, boş 1, toplam 361. Bu sonuca göre Cumhurbaşkanı seçimi için anayasanın 102. maddesinde öngörülen 2/3 çoğunluğu sağlanamamıştır. Alınan karar gereğince Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasını yapmak için 2 Mayıs 2007 Çarşamba günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 367 krizi olarak kayıtlara geçen seçimin ilk turunda Abdullah Gül 361 oyun 357'sini aldı. Bunun üzerine CHP, meclis üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunu oluşturan 367'ye ulaşılmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasanın 1982 anayasasını 25 yaşını doldurmuş olan anayasanın 102. maddesi bundan önce yanlış uygulanmış ve bu uygulama bu binaya anayasa yargısına taşınmamışsa o zamandaki taşımayan insanlarla ilgili bir konudur. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak biz bu yanlış uygulamayı bu binaya, anayasa yargısının önüne getirdik. Bundan sonraki karar Yüce Mahkeme'dedir. Çırpındıkça batıyorlar arkadaşlar. Daha da batacaklar. Niye? Çünkü demokrasi hazmedenlerin sistemidir. Laiklik tüm inanç gruplarına aynı mesafede olanların sistemidir. Sosyal devlet halkının derdiyle dertlenenlerin devletidir. Hukuk devleti hakka hukuka saygısı olanların devletidir. Türkiye'de tekrar çatışma ve gerginlik dönemi başlar. Kurumlar arasında huzursuzluk ortaya çıkar. Toplum kendi içinde tedirginliklere sürüklenir. Kimseyi tedirgin etmek istemiyorum ama herkesi akla, sağduyuya çağırıyor. Sayın Baykal, Anayasa Mahkemesi'nin karar oluşturma sürecini kendi arzusu istikametinde etkilemeye yönelik sözler sarf etti. Bunu hem Yüce Mahkeme, hem hukukun üstünlüğü, hem de demokrasimiz adına büyük bir talihsizlik olarak addediyor. Bu sözler siyaset tarihimize geçecek bir sorumsuzluk örneğidir. Aynı günün gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden bir utanç bildirisi yayınlandı. Böylece siyaset literatürüne yeni bir kavram daha sokulmuş oldu. E-Muhtıra. Bu muhtıranın yayınlanmasıyla birlikte ordu bir kez daha siyasete karışmış, yine milli irade hedef alınmıştı. Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez. Zaman zaman afetlere, felaketlere maruz kalabiliyor. Geçmişte güven ve istikrar zemininin kaybolduğu zamanlarda aziz milletimiz bu siyasi felaketlerin de ağır bedellerini büyük acılarla ödemiştir. Artık milletimiz afet bekleyen, felakete yol açan fırsatçılara fırsat tanımıyor ve tanımayacak. Kim ki bu dayanışma ruhumuzu, bu yardımlaşma ruhumuzu, bu sosyal dokumuzu yaralama gayretine girerse, buna gölge düşürmeye gayret ederse, milletimiz ve tarih
onları affetmeyecektir. Bunu böyle bilelim. Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara Milletvekili Önder Sav ile isimleri ve seçim bölgeleri dava dilekçesinde yazılı 132 milletvekilinin 11. Cumhurbaşkanı'nın seçimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamaya ilişkin yapılan itiraz kurulumuzca, heyetimizce görüşülmüş ve şöyle bir karara varılmıştır. 1 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi CHP'nin itirazını kabul ederek 27 Nisan'da yapılan birinci tur oylamayı iptal etti. Ortaya çıkan Cumhurbaşkanı seçiminde gözetilmesi gereken toplantı yeter sayısı ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27.4.2007 günlü 96. birleşimindeki oylamaya ilişkin kararın bir iş çözük değişikliği niteliğinde görüldüğü, bunun da anayasaya aykırı olduğu, Haşim Kılıç ve Sacit Adalı'nın karşı oyu ve oy çokluğuyla 2. İş çözük değişikliği niteliğinde görülen Türkiye Büyük Millet Meclisi söz konusu kararının yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir. Ve en son Anayasa Mahkemesi kararını aldı, hayır dedi. Meclis de 367'yi meclise taşımadı, Anayasa Mahkemesi de kararını verdi. Anayasa Mahkemesi'nin dün açıkladığı kararı saygıyla karşıladığımızı ben burada tekrar ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte bu karar hukuki boyutlarıyla çokça tartışılacak bir karardır. Tabii ki Cumhurbaşkanı'nın mecliste seçilmesinin önü bloke edilmiştir. Yani bundan sonra gelecek parlamentolarda Cumhurbaşkanı seçme artık adeta imkansız hale gelmiştir. Artık bu kararla netlik kazanmıştır ki hiçbir parlamento Cumhurbaşkanlığını kendi iç işi sayarak sonuçlandırma olanağına sahip olmasın. Anayasa hukuku konusunda uzman olan pek çok kişi 184 mi gereklidir, 367 mi gereklidir? Bu tartışmayı karardan önce de yaptı. Gerekçeleri gördükten sonra bu tartışmaları da yapmaya devam edecektir. Ama ortada uyulması gereken bir karar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun gereğini yarından itibaren yapmaya başlayacaktır. Saatler 11'i gösteriyor ve Meclis Genel Kurulu'nda toplantı başladı. Tabii merak edilen konu 367 sayısının bulunup bulunamayacağı. Sayın milletvekilleri, birinci yoklamada 356, ikinci yoklamada 358 sayın milletvekili bulunmaktadır. Bu yoklamada da Cumhurbaşkanı seçimi için Anayasa Mahkemesi kararında öngörülen toplantı yeter sayısı, yani 367 bulunamadığından bugünkü gündemin seçim kısmında yer alan Cumhurbaşkanlığı seçimini yapamayacağız. 6 Mayıs'ta yapılan iki oylamada da 367 sayısına ulaşılamayınca Cumhurbaşkanı seçilemedi. Türk siyaseti bir kez daha belirsizliğe ve istikrarsızlığa mahkum ediliyordu. 367 krizi olarak Türk siyasi tarihine geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çıkmaza girmesi ülkede karamsar bir tablo oluşturmuş, esen belirsizlik havası herkesi rahatsız etmişti. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 16 Mayıs 2007'de görev süresi dolmasına rağmen yerine gelecek olan isim belirlenemediği için koltuğunda oturmaya devam ediyordu. Seçim kaçınılmazdır. Anayasanın emridir. Anayasanın gereğidir. Cumhurbaşkanı seçemeyen meclis seçime gitmek zorundadır. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi ancak tespit etme şansına sahiptir. Bu konuda bir pazarlık yapılması, işte şöyle olursa olur, böyle olursa olur denilmesi mümkün değildir. Biz seçimlerin öne alınmasına varız. Bunda hiç tereddüt yok. Şu an seçimlere en hazır parti AK Parti'dir. Eğer seçimlerin öne alınması konusunda muhalefet partileri samimi ise, sonradan bahane bulmayacaklarsa, gerekçe bulmayacaklarsa, biz bu seçimlerin bir an evvel yapılmasını arzu ederiz. Parlamenter demokratik sistem bloke edildi. Bu blokajdan kurtulmak için
azınlığın çoğunluğa tahakkümünü ortadan kaldırmak için gidilecek tek kapı egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. O zaman millete gidiyoruz. Ve Cumhurbaşkanını millet kendisi seçsin. Neyle? İki turlu seçim sistemi. Bu da şu anda almış olduğumuz kararımız. Cumhurbaşkanlığı süreci ise diğer yandan meclisimizde devam edecektir. Buna mani bir hal yok. Mecliste Cumhurbaşkanını seçecek çoğunluk bulunamazsa bizim arzumuz açıkladığımız gibi Cumhurbaşkanımızı halka seçtirmek, iki sandığı aynı anda milletimizin önüne koymaktır. Krizi sona erdirmek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan erken seçim kararı çıktı. Son kararı bu kez halk verecekti. İnşallah milletimizin yüzüne gülecek bir sonuç çıkar. Hayırlı olmasını diliyorum. Sağ ol. Milletvekili seçimlerimiz, tüm milletimiz, ülkemiz, Türk demokrasisi için hayırlara vesile olsun diyorum. 22 Temmuz'da gerçekleşen ve 14 siyasi parti ile 699 bağımsız adayın katıldığı seçim sonucu, oyların %46,6'sını alan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 341 milletvekilliğiyle yeniden tek başına iktidar oldu. Milli İrade, parlamentoyu kilitlemek isteyenlere karşı yine gereken cevabı vermiş, Türk halkı çözümsüzlüğü değil, çözümü seçmişti. Özellikle rahmetli Menderes'ten sonra, 1954 iktidarından sonra ilk defa milletimiz iktidarına devam kararını vermiştir. Bu sonuçlara göre seçmenimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yine ana muhalefet partisi görevini vermiş görülüyor. At the moment, what I see in the picture, AKP had a very clear majority. Even if they go for the presidential election to the society, then it means they will get what they want. So this is number one. Number second, CHP was not enough successful in the opposition. Bundan sonraki süreçte de parlamentomuzun oluşmasıyla birlikte inşallah yeni döneme yönelik olarak huzur içinde, barış içinde ülkemize, Türk demokrasisine, milletimize faydalı olacak adımları birlikte atacağız diye düşünüyorum, buna inanıyorum. Seçim sonrası yeni oluşan meclis krizi sona erdirmek için kolları sıvadı. AK Parti'nin parlamentoda 341 vekili bulunması dolayısıyla yeni bir 367 krizinin eşiğine gelindi. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacağını açıklamasıyla kriz sona erdi. 20 Ağustos'ta gerçekleşen ve CHP'nin katılmadığı seçimlerin birinci tur oylamasında 341 oy alan Abdullah Gül, 4 gün sonraki ikinci turda da 337 oy aldı. İlk iki turda 3-2 çoğunluk olan 367 sayısına ulaşılamadığı için 276 oyun aranacağı üçüncü tura gidildi. 28 Ağustos'ta yapılan üçüncü turda 339 oy alan Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül, Anayasanın 102. maddesinde 3. tur oylama için öngörülen üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlamış ve 339 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır. Böylece aylardır süren devleti başsız bırakma çabaları da boşa çıkmış oldu.
Benzer bir krizin tekrar yaşanmaması, ülke siyasetinin önünün açılması ve en önemlisi milli iradenin doğrudan tecellisi için anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapılması şarttı. Cumhurbaşkanının halk oyuyla seçilmesi, görev süresinin 7 yıldan 5 yıla düşürülmesi gibi maddelerin de yer aldığı, anayasanın bazı maddelerinde değişikliğe gidilmesi teklifi 21 Ekim'de halkın oyuna sunuldu. İyi olacak kanaatindeyim çünkü vatandaş kendisi Cumhurbaşkanı'nı devlet başkanı seçileşmeme kararını bunu da belli edecektir. Eğer karar olumlu yönde, evet yönde çıkarsa vatandaş bundan sonraki devlet başkanlarını kendi seçme hakkına sahip olacak. Yok tercihini negatif yönde kullanmışsa o zaman yine parlamento seçme hakkına devam edecektir. Her halükarda da vatandaşın kararı olacaktır. Türk halkı %68,9 evet oyuyla Cumhur'un başının Cumhur tarafından seçilmesini onayladı. Bu referandumun Türkiye'de doğrudan demokrasi tecrübemize yaptığı katkının önemini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Katılımcı demokrasimiz iyi bir örnek daha vermiştir.